İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar. Bugün hazır tezgahda baklalar düşmüşken zeytinyağlı bakla tarifi verdim. Hakkı çok e, verilmeyen bu tarifi benim tarifime göre yaparsanız mutfağınızdan, sofranızdan eksik etmezsiniz diye düşünüyorum. Buyurun başlayalım. Efendim öncelikle tarife hangi malzemeleri kullanacağız, temel malzemeleri onlara bakarak başlayalım. 2 adet soğana ihtiyacımız var. Küçük boy soğan. Büyük kullanacaksınız. Bir tanesi de iş görür. 2 diş büyük boy sarımsak, çeyrek limona ihtiyacımız var. Bir demet de dereotu kullanıyorum. Kilosu şu an 20 TL'di. Ben 10 liralık yarım kilo olacak şekilde bakla aldım. Şimdi baklaları öncelikle suyun altına bir tuttum. Şimdi e, bu haliyle ön bir hazırlık yapacağız baklalar için. Hemen çabuk karardık gibi, enginar gibi, kereviz gibi. Bu yüzden şöyle çukurca bir kabın içine yarısına kadar su koyup bir yemek kaşığı da un ekliyoruz. Unu suyla iyice bütünleştiriyoruz. Evet artık baklaları ayıklamaya başlayabiliriz. Dediğim gibi öncesinde bir suyun altını tutmuştum. Tekrar burada biraz bekleyecek ve son olarak yeniden yıkayacağız. 3 aşamada yıkıyoruz öyle diyebilirim. Evet şöyle başlarını her iki başını da alıyorum. Eğer çok uzunsa ikiye bölebilirsiniz ya da böyle bütün olarak da koyabilirsiniz. Zarar görmüş bölümlerini mutlaka suya koymadan önce alın. Eğer baklarla yıldızınız barışık değilse bu tarifle hep barışabilir. Ee, seni de bir de olsa çok sık çıkmıyor biliyorsunuz. Tam bu aylar çıktığı zamanlar mutlaka bu besinden faydalanın. Unlu suyu mutlaka ara sıra şöyle bir bastıralım. Hatta alt üst de edebilirsiniz. Çünkü doğal olarak un dibine çökecektir. Bundan dolayı ya karıştıralım, ya şöyle elimizle bastıralım. Tam da şimdi gördüğünüz gibi. Peki bu unlu suyu kullanmadan baklalarınızı hazırlasanız ne olur? Baklalarınız çok kararır. Biliyorsunuz görsellik de önemli yemekte. Lezzeti fark eder mi? Lezzeti fark etmez. Ama gerçekten haddinden çok kararacağı için e, üşenmeyi lütfen bu aşamayı atlamayın. Böyle irice e, baklalarım vardı. Onların da sadece içindeki taneleri kullanıyorum. Tarifle ilgili bilgilere videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Ve evet artık hazırladım. Şimdi diğer sebzelerimle ilgilenmeye başlayacağım. Bu arada unutmadan beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Kıvayı Facebook, Instagram ve TikTok'ta. Bir demet dereotumuz vardı. Dereotunu ikiye bölüyorum ve şöyle yarısını sert bir dalıyla güzelce bağlıyorum. Şimdi ne yapacağız? Yarısını pişme aşamasında kullanacağız. Diğer yarısını da artık piştikten sonra üzerine. Böyle taze dereotu gelsin diye o aşamada değerlendireceğiz Soğanlarla başlıyoruz soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayalım Bu arada bu hafta pazarda en çok şaşırdığım şey kuru soğanın fiyatının 25 TL Olmasıydı Sizin pazarlarda nasıl bilmiyorum ama ee, olabildiğince yüksekte burada. Evet sarımsaklara geçtim. Sarımsaklar da yine çok fazla küçültmeden yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Bir çay bardağı zeytinyağı ihtiyacımız var. Zeytinyağı yoksa tabii ki ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz ama zeytinyağlı bir tarif. Şimdi yağın büyük bir kısmını şöyle bir parmak sonunda kalacak şekilde ayırıyorum. Ayırdığım bölümü piştikten sonra üzerine çiğ bir şekilde ekleyeceğim ve soğanları küçük tencereme alıp şimdi ocağa yerleştiriyorum. Soğanlar sarardığı zaman baklaları ekleyeceğiz. 1-2 dakika içinde soğanlar hemen sararacaktır. Tüm bu işlemleri yaparken ocağım yüksek ateşte. Baklaları şimdi unlu sudan çıkaracağım ve bir tur olacak şekilde tekrar yıkayacağım. kıvamı çok unlu olsun istemediğimiz için bu aşamada tekrar yıkıyoruz. Evet sararmış olan soğan ve sarımsakların üzerine şimdi baklaları yerleştiriyorum. Bu arada baklaları çok karıştırmamak gerek. Bundan dolayı bir iki tur olacak şekilde soğanla alt üst ediyorum sadece. Artık baharatlandırma aşamasına geçebiliriz. Bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ekliyorum. Sonradan bir miktar daha tuz ekledim. Sizler damak tadınıza göre koyarsınız. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağlı bir tarif olduğu için toz şeker ekliyorum. Çeyrek limonumuz vardı. Videonun başında göstermiştim size. Limon suyunu da bu aşamada ilave ediyoruz. ve geldik en basit püf noktasına. Bir tatlı kaşığı un ekliyoruz. Unu piştikten sonra eklemenize gerek yok. En başta ilk kavurma gerçekleştikten sonra bu aşamada ekliyorum ve çok güzel oluyor. Şimdi sadece 1-2 dakika 1-2 dakika değil affedersiniz. 1-2 defa çevireceğim. Hepsi bu kadar. Hatta pişirdiğiniz tencere biraz daha büyükse sallayarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Karıştırmanıza gerek yok. Yemeğimizi pişme aşamasında hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Bir çay bardağına yakın şöyle bir parmak eksik olacak şekilde de su ekliyorum. Hafif suyu olsun istiyorsanız 2 çay bardağına yakın koyabilirsiniz şimdi bütün halinde olan deri otumu tam ortasına yerleştiriyorum çünkü sadece aroması geçsin istiyorum sonrasında çıkaracağız deri otunu ve kapağını kapatıyorum kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra en kısık ateşte pişiriyoruz bakın kenardan kaynadığını görüyorsunuz şimdi hemen kapağını kapatıp altını sonuna kadar kısıyorum Ocağımın orta gözünde ve sonuna kadar kısık haliyle en az 45 dakika en az ama yavaş yavaş sakin sakin pişiyor Evet pişmiş halini görüyorsunuz bu aşamada dinlenmesi gerek biraz Ayırdığımız zeytinyağını üzerine gezdirebilirsiniz Ben iftar telaşıyla gezdirmeyi unuttum Sizler bu aşamada ya da servis aşamasında zeytinyağını gezdirebilirsiniz Evet Az bir dereotumuz kalmıştı. Onu da küçük olmayacak şekilde biraz irice doğruyorum. En az 1-2 saat soğuttuktan sonra şu şekil alıyorum dereotun ortasından ve hiç beklemeden servis tabağına koyup üzerine tercihen sarımsaklı yoğurt ya da benim koyduğum gibi sade yoğurt da koyabilirsiniz koyarak ve az önce kıymış olduğumuz dereotlarıyla da süsleyerek sofranıza götürüyorsunuz. Çok güzel bir bakla yemeği oluyor. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu tarifle bakla yemeyenler de artık yemeye başlar temennisiyle videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hep mutlu kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.